Yozgat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi, Fazlı Yılmaz. Adres: Hastane Caddesi, Gül Apartmanı, Merkez Yozgat. Şimdi eve gelecek dedi. 10 dakika falan oturduk, sofra kuruldu. Bu tekrar aradı, telefon cevap vermiyor. Hiç, kesilmiş, kapandı. Çocuğum o günü aylık almıştı, belediyede çalışıyor çöp işinde. Temizlik işlerinde 900 milyon aylık almışlar. 900 milyon çocuğumun parasını almışlar. Çocuğum telefonu almışlar. Çocuğumu öyle etmişler, haşet etmişler. Saat 9 gibi emniyete vardım. Emniyete bildirdim ki böyle böyle çocuğum yok dedim. Bulun dedim. Emniyet hiç umursamadı, hiç bakmadı. Saat 3'e kadar ben kendim dolaştım. Arabamla oraya buraya kaçtım. En sonunda çocuğumu bulamadım. Tekrar emniyete geldim, gittim geldim, ailemle gittim geldim. En sonunda bana dediler ki, git dediler, hastanede bir şey yok dedi. Çocuğun hastaneye getirdi. Ben hastaneye çıktım, oraya vardım. Ne bir emniyet görevlisi var başında, hiç kimse yok. Sadece oradaki hemşireler, bir de acilin doktoru ambulansa koydu. Hadi güle güle dedi, Yozgat'a götürüyoruz. Hepsi bu oldu. Benim tek validen rica edeceğim bu. Sayın valim, Yerköy'e sahip çık. Emniyet gücü yok bizim orada. Eroin bol, esral bol, hap bol. Her pislik var. Yalnız emniyet sahip çıkmıyor bize. Bir de ben kendi şahsımda söyleyeyim. Parkta gözümle gördüm. Eroin esrar sattılar, çektiler. Ben telefon ettim 155'e ki böyle böyle dedim. Buyurun gelin dedim. Gelirken de sinyallerini yaka yaka uy 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 ben geliyorum kaçın. Sivil bir araba göndermiyorlar. Ondan sonra başıma bir olay daha geldi. Hanımımı vurdular. Parkta eroinci esrarcılar 25 metre biz evimize giderken arkadan hanımımı vurdular. Hanımım 15 gün komada yattı. Neyle vurdular? Av tüfeğiyle. Ondan sonra Tokat'ta 15 gün komada yattı. Tekrar buraya biz mahkemeye çıktık. Mahkeme bunlar tutulsa, yani tutuklanmadı, hadi siz serbestsiniz dedi. Peki benim suçum kabahatim ne? Evime giderken arkamdan vuruyorlar bir de. Suçum kabahatim ne? Yani dışarıya çıkamıyoruz. Çıktığımız zaman önümüzü kesiyorlar. Çocuklarımızın önünü kesiyorlar. Haraç ver diyorlar. Para ver diyorlar. Yani biz namusumuzu kim koruyacak? Yani bu polis korumasa kim koruyacak bizi? Çocuğunuzun durumu nasıl şu an? Aslında? Durumum şimdi kritik. Beyin kanaması. 25 yaşında Muhammed Yıldız. Dövmüş demiş çocuğunuz. Çok felaket abim. Tanınmaz bir halde yani. Çocuğum tenenmez bir halde. Her şey ortada abim. Her şey. Serbest yani. Yerköy'de her şey serbest. Emniyet diye bir şey yok. Texas gibi bir yer. Yok abi. Doğru söyle. Texas gibi yer abi. Haraç alan alana, hap satan satana, eroin satan satana abim. Akşam saat 9'da çocuğumu götürmüşler Çiçek Dağı'nda. 5 kişi çocuğumu dövmüşler, haşet etmişler. Deriye atmışlar. Polislere kaç gittik. Sabahlarca aradım, çocuğumu bulamadım. Bir daha bu ikinci kazı. Şimdi içimde kurşun var. 3 kişi vurdu bana. Savcının, hakimin karşısına çıktım. Ben 3 kere davacıyım, davacıyım dedi. Onları, düşmanlarımı serbest bıraktı. Her gün kapımın önünde geçiyorlar. Ben her gün haftada bir doktordayım. Böbreğim çürümüş. Kurşun nereye isabet etmiş abla? Şu anda böbreğim de kurşun. Arkadan vurdu. Sebeple niye ateş ettiler size? Biz eve giderken sarhoşlar. Eve giderken bali çekmişler, sarhoş. Bali çekmişler. Şimdi bu bali çeken, esrar çekene ceza yok mu kardeşim? Almazlar. Niye? Milletimiz öyle. Polisin görevi ölüyü alıp mezara, yaralıyı alıp da hastaneye getirmek mi? Buysa deyin ki tamam, devlet bu, ben de şey yapayım. Akşam hava kararınca herkes hangi Yerköy değil de Texas. Aynı bildiğiniz Texas. Millet ailesiyle, işiyle dışarı çıkamıyor. Hemen bıçak çekiyorlar. Para ver diyorlar. Yok telefonu ver diyorlar. Peki bizim güvenliğimiz polisi sağlamıyorsa kim sağlayacak? Ben bunu sadece sorarım. Bunu da göndersin. Doğru söyle. Sağ önce hakim bunu da beraber
maddesini göndersin. O zaman polisler de içinde. He, bunu da göndersin. Polisler de içinde. Fazla yatırmasın. Yeter bari bizim ciğerimiz yandı. Başkanın ciğeri yanmasın. Yer köy eş sağlarında dolu. Bu nasıl devlet? Bu nasıl şey? Ya yerde sağ. Gidek o zaman dağın başına bir çadır açalım. Polisler de onlarla beraber oluyor. İki ay yatırıyor. Üçüncüsü günü bakıyorsun ki esnaf keşiciler. Biz böyle yaptığımız zaman bize ne diyor biliyor musun? Bizim de paramız pulumuzu zengin biri olsa işin buraya bari derim. Emniyet şeyleri dolmuştu polisler görevliler. Çünkü fakir olduğu için gücünün yettiğine sadece bağırmayla biz kendimizi savunuyoruz. Polisler görevli polisler 100 milyon istiyor. Fona gittim fon bana vermedi. Ben orta... Biz de kardeşim ortalar aynı. Allah'ım ben kurban. İnşallah. Onlara koymam aynısını yapayım. Çocuğuma ne yaptılarsa aynısını yaptılar. Sen şeyin yanına geç şuradan yöneticinin de bizde resmini çekeceğiz.